Şuşa şehrinin güneyinde Kafkasya'nın en eski yerleşim bölgelerinden biri bulunmaktadır. 1970'lerde Şuşa mağarasında yapılan arkeolojik kazılarda Peleolitik çağa ait taş aletler bulunmuştur. Şuşa'nın çevresinde bulunan araziler tarih boyunca Med İmparatorluğu, Ahameniş İmparatorluğu, Ermenistan Krallığı, Albanya, Ermeni Bagratuni Krallığı, Sefeviler, Karabağ Meliklikleri ve... Karabağ Hanlığı gibi çeşitli devlet ve otoritelerin kontrolünde bulunmuştur. Azerbaycan'ın tarihi ve kültürel merkezi olan Şuşa bir zamanlar Küçük Paris, Kafkas Sanat Tapınağı, Azerbaycan Müziği'nin Beşiği ve Doğu Konservatuarı olarak adlandırılmış, aynı zamanda 19. yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılın başlarında Şuşa, Kafkasya'nın müzik merkezine dönmüştür. Şuşa doğası, temiz havası ve tedavi edici değerleri nedeniyle Sovyet döneminde bir tatil kasabası olarak faaliyet gösteriyordu. Şuşa dağlarında özel güzelliği ile ayırt edilen ve dünyanın hiçbir yerinde yetişmeyen sarı bülbül çiçeği yetişir. Bu endemik bitki hem güzelliği hem de şifalı olduğu bilinmektedir. Şuşa şehri camiler, kervansaraylar, kiliseler, müzelere ev sahipliği yapıyordu. İşgalden önce Şuşa, mimari anıt olarak kabul edilen 160 kültürel ve tarihi esere sahipti. Şükürler olsun ki 8 Kasım 2020'de Şuşa şehri işgalden kurtulmuştur. Rabbim bir daha bu güzel toprakları işgal göstermesin inşallah.